Kanadalı Hoca kanalına hoş geldin. Bugün 19 Ocak 2021. Bundan 14 yıl önce 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'da katledilen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni, köşe yazarı ve aynı zamanda bir düşünür, aydın Hrant Dink'in hayat hikayesini sizlerle beraber okuyacağız ve dolayısıyla da kendisini anmış olacağız. Katledilmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Dolayısıyla 14 yıldır hala hak, hukuk, adalet arayışı devam ediyor. Ve ben bugün bu parçayla, bu hayat hikayesiyle Hrant Dink'in bu anma sürecine dahil olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve dolayısıyla da böyle bir parçayla da bunu hatırlatmak istiyorum. Hemen başlayalım. Hrant Dink, September the 15th, 1954, January the 19th, 2007, was born in Malatya. Dink was best known for his role as editor of Agos, Turkish and Armenian language weekly in Istanbul. He worked as the columnist and editor-in-chief of Agos weekly newspaper, which can be regarded as the voice of Armenian community from 1996 until January 19, 2007, when he was shot dead outside of his office. Hrant Dink, Malatya'da doğdu. Hrant Dink, Malatya'da doğdu. 15 Eylül 1954 doğum tarihi, 19 Ocak 2007 ise katledildiği tarih. Dink, yine burada bir edilgen yapı kullanmış. Was best known for his role. En çok neyle tanınır bilinir? En çok Agos gazetesinin editörü olarak tanınır bilinir. Şimdi bu Agos gazetesi hakkında bize detaylı bilgi vermiş. Turkish and Armenian Language Weekly in Istanbul. İstanbul'da Türkçe ve Ermenice yayınlanan, Türkçe ve Ermenice dillerinde yayınlanan haftalık bir yayın. Weekly, haftalık bir yayın, dergi olarak düşünebiliriz veya gazete. Çalıştı, ne olarak çalıştı? As the columnist. Columnist olarak çalıştı. Yani köşe yazarı olarak çalıştı. Ve Agos gazetesinin de genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Editor in Chief of Agos Weekly Newspaper. Haftalık yayınlanan Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Ezi burada olarak diye çevirebiliriz. Which can be regarded as the voice of Armenian community. Ki bu da Ermeni toplumunun, Ermeni toplumunun sesi olarak nitelendirilen, değerlendirilen Agos, haftalık Agos gazetesinin baş yazarı olarak ve genel yayın yönetmeni olarak ve yazarı olarak, köşe yazarı olarak çalıştı. Hangi tarihler arasında? 1996'dan Ocak, 19 Ocak 2007 tarihine kadar. Ki bu tarih, 19 Ocak 2007 tarihi, hemen ofisinin dışında vurulduğu tarih. At the age of 7, he migrated to Istanbul together with his family. In Istanbul, his parents got divorced and he was raised by the Armenian orphanage in Gedikpaşa, Istanbul, with his two siblings. 7 yaşında together with his family, ailesiyle beraber İstanbul'a göç etti. Migrate to, göç etmek. İstanbul'da ailesi boşandı. Anne babası boşandı. And he was raised by the Armenian orphanage in Gedikpaşa. İstanbul Gedikpaşa'daki Ermeni yetimhanesinde yetiştirildi. With his two siblings, iki kardeşiyle beraber. Sibling, kardeş demek. Sibling kelimesi kullandığında kardeşin cinsiyetini belirtmemiş oluyorsunuz. Yani erkek kardeş, kız kardeş diye belirtmemiş oluyorsunuz. Sadece kardeş demiş oluyorsunuz. Ermeni yetimhanesi, orphanage, yetimhane demek. He got his primary and secondary education in Armenian schools. Immediately after secondary school, he got married to Rakel, a childhood friend from the orphanage.
Grant finished Istanbul University's Science Faculty with a degree in zoology. Grant served 8 months with the Turkish Naval Infantry Regiment in Denizli to satisfy his mandatory military service. He had 3 children with his wife. İlk ve orta öğrenimini Ermeni okullarında aldı, tamamladı. Immediately after, hemen akabinde. Liseyi bitirmesinin hemen akabinde. Secondary school, ortaokul olarak da geçiyor, lise olarak da geçiyor. Burada liseden bahsetmiş. Liseyi bitirmesinin hemen akabinde Raquel ile evlendi. Ki Raquel de onun yetimhaneden çocukluk arkadaşı olan Raquel ile evlendi diyebiliriz. Ya da yetimhaneden çocukluk arkadaşı diye çevirebiliriz. Tekrar çevirelim burayı. Liseyi bitirmesinin hemen akabinde, liseyi bitirdikten hemen sonra, immediately after, yetimhaneden çocukluk arkadaşı olan Raquel ile evlendi. Grant finished the Istanbul University Science Faculty. İstanbul Üniversitesi'nin fen fakültesini bitirdi. With a degree in zoology. Zooloji alanında bir diplomayla, yani o alanı tamamlayarak, zooloji alanında eğitim alarak İstanbul Üniversitesi fen fakültesini bitirdim. Akabinde Grant served 8 months with the Turkish Naval Infantry Regiment in Denizli. Denizli'deki piyade alayında, deniz piyade alayında, Naval denizciye ait demek. Denizli'de deniz piyade alayında 8 ay zorunlu askerliğini yerine getirdi. To satisfy his mandatory military service'i şey diye çevirebiliriz, yerine getirmek diyebiliriz. Yani yerine getirmek için. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için orada görev aldı. He had 3 children with his wife. He had 3 children with his wife. Eşiyle beraber 3 çocukları vardı. He graduated from Zoology Department of Istanbul University Science Faculty. Then he continued his education at Philosophy Department of the same university's Literature Faculty for a while. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji bölümünden mezun oldu. Bunu bir daha söylemiş. Daha sonra then, yazılışına dikkat et, A ile yazılıyor, A ile değil. A ile yazılan comparative yapısında kullanılan şey kelime. Biri birinden ya da bir şey bir şeyden derken kullanılmış kelime. Buradaki A ile yazılan akabinde demek. Akabinde hemen sonra, akabinde. Hemen sonra değil de akabinde. He continued his education, eğitimine devam etti. Continue education, eğitime devam etmek. Nerede devam etmiş? Philosophy Department of the same universities. Literature Faculty for a while. Bir süreliğine for a while. Edebiyat Fakültesinin, aynı üniversitenin, yani İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne bir süre devam etti. He started to publish the Turkish-Armenian weekly newspaper Agos on April the 5th, 1996. To establish a bridge of communication and understanding between the larger Turkish population and the Turkish Armenian community, which he complained was living too isolated an existence. We tried to make Agos newspaper a democrat and positional voice of Turkey, and also to share the injustices done to Armenian community with public opinion. Haftalık. Yani şöyle başlayalım. 5 Nisan 1996 tarihinde haftalık Agos gazetesini Türkçe Ermenice olarak yayınlamaya başladı. Ne yapmak için? To establish, kurmak için. A bridge of communication and understanding. Bir iletişim ve anlama köprüsü olarak. İletişim ve anlama köprüsü kurmak için. Between the larger Turkish population, daha geniş bir Türkiye popülasyonu ve Türk-Ermeni topluluğu arasında bir anlama ve iletişim köprüsü kurmak adına diyebiliriz, kurmak için. 5 Nisan 1996 tarihinde haftalık Agos gazetesini Türkçe-Ermenice yayınlanan Türkçe-Ermenice haftalık Agos gazetesini yayınlamaya başladı. Started to publish. Ki bu, which he complained was living too isolated an existence. Yani ki bu arada köprüyü kurmasının nedeni kendi şikayeti, kendi yakınması, neyle ilgili kendi yakınması was living too isolated an existence. Yani bir varoluşu aşırı bir şekilde izole olarak yaşamasından kaynaklı şikayetinden. Yani iki toplum
birlikte yaşayan iki toplum, ama bu birlikte yaşayan iki toplum varoluşlarını, existence'larını, varoluşlarını izole bir şekilde, aşırı derecede izole bir şekilde sürdürüyorlar ve bundan yakınıyor. Dolayısıyla bu izole olmuş iki yaşamı, iki topluluğu, Türkiye ve Ermeni toplumlarını birleştirecek, iletişim kurmalarını sağlayacak, birbirlerini anlamalarını sağlayacak köprüyü kurmak adına bu gazeteyi yayınlamaya başlıyor, haftalık Agos gazetesini. He tried to make Agos newspaper a democrat and oppositional voice of Turkey. Agos gazetesini yapmaya çalıştı. Try to make. Ne yapmaya çalıştı? Demokrat. Demokrat. Ve oppositional, oppositional, oppositional. Çift T var ama okurken çift T olarak okumuyoruz. Tek olarak okuyoruz. Oppositional. Türkiye'nin muhalif sesi ve aynı zamanda adaletsizlikleri, Ermeni toplumuna yapılan adaletsizlikleri bir kamuya açık bir fikir paylaşımı olarak paylaşmak adına paylaşmaya çalıştı diyor daha doğrusu. Evet. Yani Agos gazetesine demokrat ve muhalif bir ses, Türkiye'nin demokrat ve muhalif bir sesi olması için uğraştı diyor. Ve aynı zamanda ne yapmaya çalıştı? Ermeni toplumuna yapılan haksızlıkları paylaşmaya çalıştı. Neyle? With public opinion. Yani halka açık bir alanda görüşlerini ifade ederek. One of the major aims of the newspaper is to contribute to dialogue between Turkish and Armenian nations and also between Turkey and Armenia. En büyük, en temel major gazetenin en temel amaçlarından birisi katkı sunmaktır. Neye katkı sunmaktır? Türkiye ile Ermeni toplumları arasındaki diyaloğa katkı sunmaktır. Ve aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan arasındaki Ermenistan arasındaki ilişkiye, diyaloğa katkı sunmaktır. He took part in various democratic platforms and civil society organizations. Birçok demokratik ya da çeşitli diye çevirebiliriz, various. Çeşitli demokratik platformlar ve sivil toplum örgütleri, civil society organizations da yer aldı, katıldı. He was charged and convicted of insulting Turkishness in Turkey, charges which he denied. So he was charged and convicted, suçlu bulunup cezalandırıldı demek. Neden dolayı suçlu bulunup cezalandırıldı? Türkiye'de Türklüğe hakaretten dolayı suçlu bulunup cezalandırıldı ki bu cezaları kabul etmedi. Bunları kabul etmedi. After his high profile trial, he was targeted by Turkish nationalists and murdered by a gunshot to the head as he left his office. His son Arat now runs Agos and is now on trial for insulting Turkishness. After his profile, high profile trial, trial yargılanma demek. High profile kamuoyunda bilinen, sansasyonel olan, kamuoyunda çok da ses getiren, sansasyonel olan, iyi bilinen yargılamasından sonra Türkiye'deki ya da daha doğrusu Türk milliyetçileri, Türk faşistleri, Türk kafatasçıları, işte Türk uyuzları, yani Türk, nasıl diyelim bunlara, yani bunları tanımlayacak kelime yok, yamyamları, barbarları tarafından hedef gösterildi ve katledildi, öldürüldü. Silahla kafasına ateş edilerek, işte vahşice, yamyamca öldürüldü. Ofisinden çıkarken, ofisini terk ederken. Hasan Arat, oğlu Arat, şimdilerde Agos gazetesini yönetiyor. Ran burada yönetmek, idare etmek anlamında. Ve o da yargılanıyor. Neden yargılanıyor? O da bu çok hassas olan Türklüğe hakaretten yargılanıyor. Herhalde muhtemelen o Türkiye'deki dosyaları açarsanız, yani davaların çoğunun bundan dolayı olduğunu göreceksiniz. İşte her iktidar, her dönem bunu kullanmış, kullanmaya da devam ediyor. Bu arada bu bilgiyi Armeniapedia web sitesinden aldım. Değiştirmeden kullanıyorum. Evet, ne yazık ki hani şöyle bir oturup sağduyulu düşündüğünüz zaman bir insanın katledilmesinin elle tutulur bir tarafı olamayacağını görebilirsiniz. Bugünkü bu dersi
bir aslında kelime öğretmek veya bir İngilizce ders işleyip İngilizce öğretmek adına değil aslında bir anmaya, bir paylaşıma katkı sunmak için yaptım. Umarım bu tarz cinayetler, katliamlar dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir coğrafyasında işlenmez. İnşallah insanlar kavga etmek, birbirlerini öldürmek yerine birbirlerini anlamak, birbirini anlamaya çalışmak için uğraşır. Ve topraklardan ziyade insan hayatının bayraklardan, topraklardan ziyade insan hayatının önem kazandığı, insan hayatının ön plana geçtiği günler, yıllar, aylar, yıllar, dönemler yaşarız. Tabii bugün işte zor görünüyor. Dünyaya baktığımız zaman çok zor görünüyor bu ihtimal. Ama yine de bunu ummak istiyoruz. Bunu düşünmek, bunu hayal etmek istiyoruz. Bu vesileyle Hrant Dink'i katledilişinin 14. yılında bir kez daha derin bir üzüntüyle andığımı ifade etmek istiyorum. Bu tarz paylaşımlar devam edecek. Herkese iyi çalışmalar, selamlar.